Amasya'nın Merzifon ilçesinde çocukluğunda çobanlık yapan ve bugün tarım aletleri üreten bir fabrikanın sahibi olan 49 yaşındaki Ömer Çağlı, çobanlıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı hikayesiyle dikkati çekiyor. Babası da çoban olan Çağlı, henüz 9 yaşındayken ücret karşılığında köyün koyunlarını otlatmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde ilçe merkezindeki kaynak atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Çağlı yıllarca bu işi sürdürdü. Askerlik görevini tamamladıktan sonra ağabeyinin arabasını satarak verdiği sermaye ile kaynak atölyesi açan Çağlı zamanla işini büyüttü. Çağlı bugün Türkiye'de 18 şubesi bulunan, tarım aletleri üreten ve 20 kişiye istihdam sağlayan bir fabrikanın sahibi. Başarımın sırrını söyleyeyim size ben. Çocukluktan, küçüklükten, gençlikte dedim ya, hakir görülerek böyle sanki işte alt sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan olarak bakıldığınız zaman sizde bir hırs oluşuyor. Bizde bu hırs hala var. Daha bitmedi. Hala var bu hırs bizde. Benim gençlere tavsiyem hırslı olmaları. Yapacakları işte başarı sağlayacaktır. Biraz daha çalışkan olduğum için babam her zaman beni annem tütün tarlasına götürürdü. Babam koyun gütmeye götürürdü genellikle. Bu yüzden de zaten ortaokulu bitirerek ikinci sınıftan ayrıldım. Babama yardım etmeye başladım. Babam pazara falan gittiğinde koyunlar, mallar bana kalırdı. Onların yerlerini ben verirdim. Bakımlarını ben yapardım. Okula gideceğim saat gelirdi. Öğlen saat eve gelirdim. Koyunları yemlerdik, malları yemlerdik. Okula gitme saati gelirdi. Aç karnına gelip koşa koşa okula giderdim. Tabii okuyamadık bu zor şartlardan dolayı. Babamız bizi getirdi. Sanayiye çırak olarak verdi. Böyle günlerimiz geçti, çocukluk günlerimiz. Ama tabii o günün verdiği zorluklar bugün bize bu başarıyı elde etmemizin sebebi o zorluklar oldu. Onu da geçmeyelim. Geceyi gündüze kata kata, buzun karın üstünde kaynak yapa yapa, caddenin ortasında, asfaltın üstünde, buzun karın üstünde çalışa çalışa bugünlere geldik.